tereyağı erirken diğer bütün malzemeleri getireceğim. Bu erirken hemen diğer malzemeleri saymak istiyorum. Yaklaşık bir paket tereyağımı koydum. Burada 12 kaşık unumuz var. Hemen önüme dizeceğim. Bir su bardağı şekerim var. Şimdi bir tane tenceremi bozmamak için plastik bir spatula alıyorum. Çok lezzetli bir pasta olacak gerçekten. Yine 12 yemek kaşığı unum var. Hemen içinde güzelce kavuracağım. Şu hafif hafif olurken bir yandan da kakaomuzu açalım. Şöyle küçük bir kasenin içine bir paket kakaoyu koyuyorum. Bir yandan da unumu kavurmaya devam edeceğim. Kettle'ınızdan şöyle bir çay bardağı kadar su koyacağım içine. Bunu yavaş yavaş açacağım. Mümkün olduğunca az su koyun ki hani muhallebimizin kıvamını çok cıvık hale getirmeyelim. Evet, istediğim kıvam bu. Bütün kakao parçaları eriyene kadar güzelce karıştırın. Hemen yine unuma dönüyorum. Evet, kokusu gelmeye başladı. Şimdi önce 1 litre ile başlayacağım. Dediğim gibi içine kakao da ekleyeceğiz ve bu kakaoyu sıcak suyla açtık. Yani likit oranımız biraz daha fazla. Şöyle yavaş yavaş. Sakın unutmayın, içine kakao ekleyeceğiz ve kakaomuz likit halde. Yavaş yavaş böyle. Önce bir kısmını yedirelim. Ben biraz daha süt eklemek istiyorum. Gereğinden de fazla katı olmasını istemiyorum. Bu aşamada biraz altını açacağım. Şimdi kakaomu ekliyorum. Çikolata içinde eriyecektir. Ben sadece kırdım. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz ya da daha çabuk olsun diyorsanız onu böyle bıçakla ince de doğrayabilirsiniz. Kremam istediğim kıvama çoktan geldi. Bunu krem şantiyle buluşturmadan önce biraz soğuması gerekiyor. Yani bir en kötü bir 5-6 dakika o pişme sıcaklığının gitmesi gerekiyor. Ne demiştim? Burada tam olarak 2 paket krem şantimiz var. Bunu karıştırma kabıma döküyorum. Aynı söylediğim gibi kullanacağım süt kesinlikle çok soğuk olmalı. O yüzden çırpmadan hemen önce buzdolabından alıyorsunuz. Yine aynı şekilde üzerine dökeceğim. Tek seferde. Kısıkta başlayıp yavaş yavaş bu böyle hani deriz ya bulut kıvamına gelene kadar çırpacağım. Bütün kremamı olduğu gibi krem şantinin üzerine dökeceğim. Hiç öyle 2 sefer, 3 sefer yok. Hepsini bir kere de içine atın. Siz de benim gibi arada mikserinizi şöyle 1-2 defa kapatın. Hani kenarlarda kalanlar oluyor ya, onların hepsini karışımın içine güzelce yedirin. Şimdi geldik işin en eğlenceli kısmı diyorum ki bence öyle. Bu kocaman kremayı yanınıza alıyorsunuz. Hem kaşık hem spatula kullanacağım. Şöyle kocaman bir tahta kaşık alın yanınıza. Neden? Hani bu şekilde dökersem kabı çok fazla kirletmek istemiyorum. O yüzden kaşık ve spatula yardımıyla ortasına dolduracağım ve içinde yaymaya çalışacağım. Kedi dillerim hazır. İşte size değişik gelecek kısım bu. Ben bugün kedi dillerimi oda sıcaklığında limonatayla ıslatacağım. Şöyle tamamını biraz suluk almasını istiyorum. Şu şekilde fazlasını dökün, içine koyacağız. Şimdi dediğim gibi bir tane büyük bir tahta kaşık alıyorsunuz. Şöyle kocaman. Alırken de altını düzleyin. Biraz daha koyacağım. Ben genellikle 3 kat yetiyor bundan. Her kata 2 koca böyle kaşıkla koyuyorum. Sonra içine gelişi güzel bir şekilde çilekleri koyacağım. Size de böyle yapmanızı öneriyorum. Bence çok ince dilimlemeyin kesinlikle. Şimdi son dokunuşumuzu yapacağız. Ben servis yapmadan önce bu beyaz çikolatalarla üzerine hafif böyle dekor yapmayı çok seviyorum. Şöyle birazcık beyaz çikolata kullanacağım.
Üzerlerine de en güzel çileklerimizden şöyle iki tane, hatta bir tane daha minik varsa tamamdır.